Hayvancılık mesleği gibi zor bir sektörde nesiller boyu Ordu'da varlığını sürdüren bir aileye ve o ailenin başarılı üyesi Kani Ergün'e, namı diğer Hallo Kani'ye konuk oluyoruz. Aynı gün içerisinde kah Ordu'da, kah Amasya'da görebilirsiniz. Onlar bir büyükbaş hayvan için bir günlük yolu hiç üşenmeden giden işinin aşığı insanlardır. İşin ehli Kani Ergün'den hayvancılık mesleğinin zorluklarını, güzel yanlarını, meslekte başarılı olmanın sırlarını ve daha fazlasını dinliyoruz. Çünkü onun engin tecrübesinden faydalanacak nesiller olduğunu biliyoruz. Kani Ergün, Ordu Ulubey Hocaoğlu Mahallesi'nde doğmuş. 1964'te ilkokulunu Hocaoğlu Mahallesi'nde okuyup orta ve lise öğrenimini Ordu Fat Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara İktisat eğitimi görmüş, iktisadı bitirmiş birisiyim ve ticaretle uğraşıyorum. Okul ve iş hayatı yollarda geçen, iş ve ilim irfan sahibi olmak adına cefalar çeken Kani Ergün, tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarsa da o zor günleri unutamıyor. Hayvancılığa giriş, ben 10 yaşından beri bu işle uğraşıyorum. Baba mesleği, babamızın peşinde koşturuyorduk o zamanlar. Hocaoğlu Mahallesi'nden Ulubey Hayvan Pazarı'na 15-20 tane, 30 tane hayvan sürerdik. Yayan. Araba yoktu, araç yoktu o zamanlar. Ta o zamanlarda başladı bu iş. Hayvancılıkta en büyük maliyetin yem giderleri olduğunu ifade eden besi yetiştiricisi Ergün, Samsun'un Çarşamba ilçesinde ve Amasya'nın Sulova ilçesinde kurduğu çiftliklerle bu maliyetlerin üstesinden gelmeyi başarmış bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında anlattıklarıyla Kani Ergün, bu işi yapan, yapmak isteyen herkese de başarının yolunu göstermiş oluyor. Bu hayvancılık mesleği, biz üç kardeşiz. İki tane kasap dükkanlarımız var kardeşlerimin. Biz bu işi severek yaptık. Daha önce Çarşamba Kavak Dibi'nde açık besi çiftliğim vardı. Orayı kapattım. Sene 90'da başlamıştım. 2012'de orayı kapattım. Şimdi Sulova'dan bir çiftlik aldık. Sulova'da yetiştiricilik, besicilik yapıyorum. Bizim Karadeniz yaylalarında Mesfidiye, Çambaşı yaylalarında yıllık 250-300 tane dana atıyoruz yaylaya. Sezon, kış, kar yağdığı zaman çiftliğe indiriyoruz. Çiftlikteki çıkan, besiden çıkan danaları ya kestiriyoruz ya kurbana veriyoruz. Yayladaki danaları da oraya atıyoruz. Artı dönüşümlü olarak bu işi isteyerek ve severek yapıyoruz. Besi yetiştiricileri alışılmışın dışında iş insanı profiliyle karşımıza çıkar. Kani Ergün de tam manasıyla onlardan birisi. Mandıranın tezek kokularına, hayvanın pisliğine, gömleğinin rengine aldırış etmeden kendini gözü gibi baktığı hayvanlarının içine bırakıyor. İçinde dolaşıyor, onları kontrol ediyor. Yılların verdiği tecrübeyle bir bakışta hasta olup olmadıklarını, aç ya da susuz kalıp kalmadıklarını anlıyor. Onların dilinden anlamak için onları sevmek gerekiyor. İşte Kani Ergün de bunu yapıyor. Daha önce ben sene 90'da Çarşamba Kavak Dibi'nde 500 dönüm arazi ekiyordum. Sulama tesisini de kurdum o dönemler. Kendim hayvanın yiyeceğini kendim üretiyordum. Şimdi onu bıraktık, Sulova'ya geçtik. Sulova'da saman yeni çıktığı zaman depoluyoruz. 200-300 ton saman alıyoruz. Sılaç çıktığı zaman keza sılacı aynı zamanda 300-500 ton sılaç alıyoruz. Yayladan da faydalanıyoruz. Yaylada şimdi biz 60-70 kiloluk, 100 kiloluk danaları, biz buçuklama deriz onlara. Onları zamanında alıp bir dönem yaylaya attın mı, vallahi Kasım, Ekim, Kasım sonuna kadar yaylada otlattıktan sonra içeri atarsan, ürettiğin, yetiştirdiğin hayvanlardan randıman alıyorsun. Tabii bu işe yemini, samanını, hayvanın yiyeceği gıdaları zamanında depolarsan, hayvandan kazandığın için daha iyi olur. Daha iyi beklentin olur.
Hayvancılık sektörünün her geçen yıl küçüldüğü, etin ithal edildiği dönemleri yaşamanın üzüntüsünü derinden hisseden Tecir Kani Ergün, bu işi yapmak isteyenlere her zaman kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirtiyor. Şimdi ben çobanıma bir tane inek aldım, 10 bin lira. Hem çoban sütünden yararlanıyor, hem yiyi içiyor, hem buzasını büyütüyor. Birinci dönem sadece hayvanın bir aylık buzası, şimdi hayvan hala edimi yaklaştı, tekrar buzağı verecek. Buzasından 15 bin lira kazandım. Bir dönemde, bir yılda. Artı şimdi ikinci buzası dünyaya gelecek. Düşün yani şimdi bir inekten aldığını, bir hayvandan aldığını. O şekilde üretici olursa kimse bırak şimdi 3 liraya, 5 liraya maaşa çalışmaya. İnsanlar bu işin bilincinde olsa, gerçekten isteyerek, severek bunu yapsalar, belediyelerin kapılarında, şurada, burada, kimse çocuğunu 3 liraya, 5 liraya çalışmaz, çocuğu da çalışmaz zaten. Kendisi gibi çocuklarının da ata mesleği olan hayvancılık işini severek ve isteyerek yaptığını ifade eden Ergün, çocuklarına 20 bin lira dahi teklif etseler, kamu ya da özel sektörde çalışmalarına gönlünün razı olmadığını belirtti ve ekledi. Şimdi 5 inekle bir tane çıksa adam köyüne, burada 3 lira 5 lira maaşa çalışacağı, onun ineklerin sütünü satıp hayvanlara baksa sadece buzalarından alacağı paralar yıllık 60 bin lira 70 bin lira. Peki bu adama 5 bin lira maaşla çalıştırsan alacağını, zaten 60 bin lira kazanır. Çocuklar okudu ama ben şimdi devlet, kamu kuruluşu, şurası burası 10 bin lira 20 bin lira maaş verse ben çocuklarımı yine çalıştırmam. Kendi işinin başında olacak, kendi üretecek. Hem üretmek lazım, gerçekten üretici olmak lazım, ülkenin ekonomisine de katkıda olmak lazım. Ben şimdi buçuklama 60-70 kiloluk danaları alıyorum, 6 ay yaylada besliyorum, 6 ay sonra bir 6 ayda Sulova'da besi çiftliğinde besliyorum, 60 kiloluk danayı 400-450 kilo et haline getiriyorum. Bu hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor, hem kendime katkıda bulunuyor. Üretmek lazım, gerçekten üretmek lazım. Bu işi severek yaparsanız hiç sıkıntı olmaz. İçinden gelerek yaparsan ne yorulursun ne edersin. Zevk duyarsın yaptığın işte. Yaptığın işten de kar payı, kazancın olursa daha ayrı bir zevk duyarsın. İnişli yaparsan her şey çok güzel. Türkiye'de doğu illeri öne çıkıyor. Bir Çorum pazarı gibi, bir Sivas Şarkışla pazarı gibi bizim Karadeniz'de öyle pazarlarımız yok. Bizim Çambaşı yaylaları var bomboş. İnsanlar ya üretmiyor ya kazancı yok. Zaten Karadeniz'de hayvanı sadece otlatacak, yem maliyeti, saman maliyeti çok yüksek. Hayvan beslemekten kaçınıyorlar, üretmekten kaçıyorlar. Ama gelseler, görseler biz herkese elimizi uzatırız, herkese yardımcı oluruz. Gerçekten kazancı da çok iyi. Zevk duyacaksın bu yaptığın işte. Yorucu da değil. Haftanın 3-4 günü pazara gidersin. Gece saat 3'te 4'te kalkarsın. Gelirsin saat 10'da 11'de hayvanlarına bakarsın. Akşama kadar yatar uyur istirahatını yaparsın. Akşam saat 6 ile 7 arası hayvanlarına tekrar bakarsın. Oldu bitti işte. Kimse işine karışmaz. Özgürsün, hürsün. Kendi işinin, kendi ticaretinin, kendi aşını kendin kazanırsın. Kendi işinin başındasın. Türkiye'nin ve dünyanın içerisinde bulunduğu COVID-19 pandemi döneminin hayvancılık sektörü üzerindeki etkilerini anlatan Kani Ergün'ün kendince hazırladığı pazarlık usulü de bir aile ilginç. Değneğe salla dur. Var hayır diyeceksin abi. Neyse var hayırını gör. Allah kabul etsin abi, siz de hayırını gör. Amin. Pandemi dönemi gerçekten biraz sıkıntılı dönem. Sıkıntılı yaşıyoruz. Maskelerimizi alıyoruz. Müşterilerimiz geldi mi maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Pazarlık usulümüzü de eski usul, el sıkışarak değil de 1,5 metre fındık değneğiyle uzaktan uzağa pazarlığımızı yapıyoruz. Kani Ergün'ün hayvan pazarlarına da örnek olacak bu uygulaması ulusal basında da geniş yer buldu. Efendim, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Ordu'daki kurban pazarlarında teması önlemek amacıyla fındık çubuğuyla pazarlık yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Yani hiç yapalım. Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı. Kurban pazarları hareketlendi.
Ancak bu yıl kurban pazarlığında manzara çok farklı. 13.750'ye tamam mı malımız? 14'e hayırlı uğurlu olsun diyeceksin. 13. Koronavirüs nedeniyle tamam el sıkışma geleneği değişti. Ordu'da temasın önüne geçmek için pazarlıklar fındık çubuğuyla yapılıyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Şimdi gelen müşterilerimizi uyarıyoruz. Maskelerimiz var. Maskesi olmayanlara maskesini veriyoruz. Mesafemizi koruyarak pazarlığımızı eski usul el tutuşarak değil de işte gördüğünüz gibi bununla uzaktan bir metre, bir buçuk metre mesafeden pazarlığımızı bu şekilde hayırlaşıp yapıyoruz. 12,5 liraya senin mi benim mi? Yok amca. Allah yoluna çok etsin. Allah'a emanet ol. Ordu'da hayvan pazarındaki kurbanlık satışları Covid-19 tedbirleri kapsamında sıfır temasla yapılıyor. Abi adam başı düz hareket olsun. Geçen yıllar el sıkışıp pazarlık ederdik. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyup uzaktan pazarlık ediyoruz. Değnen bir ucunda müşterimiz, değnen bir ucunda biz. Hayvan pazarında sosyal mesafe kadar maske ve hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. 13.750'ye tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Allah kabul etsin. İş dünyasında inşaat ve hayvancılık sektörlerindeki başarılarıyla dikkat çeken Kani Ergün, halkın isteğiyle iki dönemde doğup büyüdüğü köyüne muhtarlık hizmetinde bulunur. Benim mahallemle kurbanlar arasındaki mahalle arasında bir bağlantı yolu gerekiyordu. O yol yüzünden muhtarlığa çıktım. Aldık. Muhtar olur olmaz da ilk 5 ayda o yolumuzu bitirdik. 5 kilometrelik bir yolağımız vardı. Ondan sonra köyümüzün camisindeki yapılması gereken şeyler vardı. Camimizi yaptık. Köyümüze cemevimizi yaptık. 9 kilometreden köyümüze su kazandırdık. İkinci dönemde muhtarlığa çıkmamama rağmen vatandaş yine beni tercih etti. Bir dönem daha muhtarlık yapmış oldum. Besi yetiştiricisi müteahhit Kani Ergün'ü başarılı kılan etkenlerden birisi de güçlü aile bağları. Vallahi biz atamızdan ötemizden öyle görmüşüz. Biz yedi göbekten beri birbirimize gerçekten çok bağlıyız. Nasıl anlatsam şimdi bilmem, kardeşçe biz kendi aile soyumuz süre gelen hiç birimizin parmağından kan aksa hepimizin parmağından akar. Bir iğne batır birimizin parmağından. Bir damla kan aktı ya, ben buradayım, köydeki benim, Beşik'teki torunumun dahi parmağından kan akar. Hisseder yani. Bizim aile bağımız, geleneğimiz, görenemiz o şekilde. Gelmiş Cenab-ı Allah'tan dileyim, Allah ağzımızın tadını bozmasın. Gelecekteki nesil çocuklarımıza, torunlarımıza da aynı şeyler yaşasın. Gittikçe işimizi büyütüyoruz. Allah Sulova'daki kurduğumuz çiftliğe şimdi 5-600 başa çıkartacağız. Yaylayı keza aynı şekilde. 5-600 başa çıkartacağız. Hem doğadan yararlanacağız. Hem yetiştirici olacağız. Hem üretici olacağız. Hem üreteceğiz. Yaptığımız işten de kazancımız nezdinde zevk duyarak yapacağız. Şimdi çocuklarım da bu işi yapacaklar. Benden sonra ben 3-5 sene daha Allah ömür, sağlık, sıhhat verirse devam ederim. Çocuklar haftanın 1-2 günü Amasya, Sulova, Çorum pazarına gider. Hem çiftliğini gezer görürler. Hem hayvanlarını takip ederler. Hem de pazarda alışını verişini yaparlar. Yaylaya, diğer günlerde de birkaç gün yaylaya çıkarlar. Yaylada hayvanlarını takip ederler. Hem kazançları iyi olur, hem sağlık sıhhatleri iyi olur. Karadeniz bölgesinin en büyük teciri olan Kani Ergün, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışlarının devam ettiğini, Uluğbey yolu üzerindeki arazilerinde kesim ve parçalama işlemlerinin kendileri tarafından yapıldığını söylüyor. Kurban satışlarımız başladı. Bizi tercih eden arkadaşlarımız gelsin. Her isteğe göre, her tercihe göre kurbanlıklarımız var. Devam ediyoruz. Gerçekten de bizim Ordu'da, Karadeniz tarafında en fazla kurban hayvanını satan, kesimini yapan da benim. Hem kesim yerimiz var. Vatandaşı mağdur etmiyoruz. Vatandaş geliyor, kurbanını alıyor, götürmüyor. Geliyor bayramın birinci günü, ikinci günü. Burada kurbanını keserken başında tekbirliyor, duruyor. Kesiyoruz, pay ediyoruz, hisselere bölüyoruz. Poşet deyip vatandaşa veriyoruz. Vatandaş da memnun oluyor, biz de memnun oluyoruz. Vatandaşa bu hizmeti de sunuyoruz burada. Ticaret sayesinde Uluğbey başta olmak üzere birçok yerde birçok kişinin evine misafir olduklarını, kursağında bir lokma ekmeğin, bir yudum suyun olduğunu söyleyen Ergün, bu yüzden herkesin haklarını helal etmesini istedi. Eski tecirlik derler, babamın yaptığı dönemlerde. Babamın varmadığı, girmediği Uluğbey'in 41 Fıra mahallesinde %80'inin kapısından girmiş ayranını, suyunu, ekmeğini yemiştir, içmiştir. %80'inin.
Biz de bu baba mesleğini devam ettirdiğimizden dolayı yaklaşık %80'inin kapısını biz de çalmıştırız. Herkesle ticaret mağamımız vardır, dostluğumuz vardır. Çoğunun suyu, ayranı kursağımızdan geçmiştir. Ben de haklı olanlara hakkımı helal ediyorum. Onlar da bana haklarını helal etsin. Hala da devam ediyoruz. Bu ticaret mağabeyle biz sadece Ulubey değil de Ordu, Doğu illerinde birçok kapılara vardır. Ticaret bizi her tarafa sürükledi. Biz kimseye bir art niyet düşünmedik. Hiç yalanımız da olmadı. Hep dürüstlüğümüzden dolayı herkesin, bizi tanıyanların bu ticarette bizlere inandıkları, emin oldukları, hiç hata yapmayacaklarımızı bildiklerinden dolayı vatandaşa güven vermişiz demek ki. Hala da nesilimize, gelecek çocuklarımıza da hep onu aşılıyoruz. İnşallah o yolda devam edeceğiz.